Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Ve alleme Ademel Esma-i Külleha. Cenab-ı Hak Adem'i aleyhisselam bütün kemalatın mebadisini. Bütün kemalatın nesi mebadi, başlangıcını tazamun eden âli bir fıtratta tasvir etmiştir. Âli bir fıtratta, yani bütün her şeyin kaynağı. Ne dedi? Bütün kemalatın mebadisini tazamun eden âli bir fıtratta tasvir etmiştir. Ve bütün malinin, yüksek şeylerin mali, Ali, yüksek. Yani gene tabir olmuyor ki. Mali, Ali. Ali. Ali değil de Ali. Ve yüksek diyeceksin. Ne diyeceksin? Yüksek seciyeler. Tohumlarına mazar olarak yüksek bir istidat ile halk etmiştir. Mevcudatı ihata eden ulvi bir vicdan ve mevcudata ihatalı 10 duygu ile teçhiz etmiştir. Sayfa 210'dan okuyorum, işaretleyeceğiz. Ha, demedim değil mi sayfayı? Allah. ...347 Barla'da... ...şöyle bir şey var. Letaif Aşere. İmam-ı Rabbani kalp, ruh, sır, hafi, ahfa kaç etti? 5. Bunu şey yapıyor. Ustad da asap, his, akıl, heva, kuvve-i şeviye, kuvve-i gadabiye gibi letaifi kalp, ruh ve sıra ilave edilse letaif-i aşeri başka bir surette gösterir. Ve daha bu latifenin başka saika, şaika ve hissi kalbel vuku gibi çok latifeler var. Tamam. Abi orada duygu diyor da latife diyor. Hangisi? 210'da duygu diyor. Şimdi buradaki işareteceğiz tercümedir. Abdülmecid abi o İncil'i latife ile duyguyu zannetmiyorum tefrik et. Ayna ile mirat gibi yaşıyor. Ayna ile mirat. Mesela Mesnevi Nuriye ile İşaratül İcaz'daki tabirler külliyatın diğer kitapları ile çatışıyorsa, yani farklılık gibi gözüküyorsa duygu latife. Siz külliyatı ölçü alacaksınız çünkü bu tercümedir. Ama bu ustadındır. Barla. Geçmiş dokunmamış. Dokunmamış. Keçeli tam becerememiş diye gayrimunteşirde geçiyor. Abdülmecid abinin işaret edeceğiz hakkında. Yani Risale-i Nur'a çok aşina olacak. Latife ile duygu, his, bunları çok farklı olduğunu, ancak yani biraz farklı derinleşenlerde olur. Veya bilmiyorum niye böyle demiş ama ustadı esas alacağız. Bu latifeymiş. Peki, burada şey yaptık, ben şimdi nereye gideceğiz buradan? Diyor ki,
Adem Aleyhisselam bütün kemalatın mebadisini tazamun eden âli bir fıtratla tasvir etmiştir. Bütün malinin tohumlarına mazhar olarak yüksek bir istidat ile halk etmiştir. Mevcudatı ihate eden ulvi bir vicdan ile teçhiz etmiş. Gelelim şeye, vicdan. Vicdanın içinde ne var? İrade, zihin. Dışarıdan doğru, yani soğan kabuğu gibi. İrade, zihin, zihin içeriye, his, latife-i Rabbaniye. Evet. Peki, latife-i Rabbaniye'nin yeri neresi? Burada. En merkez. En merkez neyin? Vicdanın. Barla 263 müydü? Latife-i İnsaniye var. Latife-i İnsaniye var. Onu da şey yapayım. 263 zannediyorum. Yok. 263 değil. 273 olabilir mi? Evet, 273. Diyor ki küfür bir divaneliktir. Dalalet bir sarhoşluktur. Gaflet bir sersemliktir ki komutan acayip bir şey burası. Eylemsel karşılığını veriyor. Küfür divanelikmiş. Dalalet bir sarhoşluktur. Yani gayril mağdubi aleyhim velal do mağdub dalli. Küfür bir divaneliktir. Dalalet dallin sarhoşluktur. Gaflet bir sersemliktir. Gaflet içinde başka yerde de sarhoşluk diyor ya, acaba muhakkak bir dalalet gibi mi oluyor bak? Evet. Geçici olarak. Niye böyledir? Baki meta yerine fani metayı aldığı için. Şimdi oraya geleceğim. Yani burası fani. İnsanın ruhu baki. Ruhu buraya hiç uygun değil. Ruh kendisine bir hayat yaşarsa buradayken orayı yaşamış oluyor. O zaman o ruh için, o ruh için, yani baki fanide yaşayan ruh için burası orası oluyor. Çünkü ruh neyi yaşarsa o alemin içindedir. Bedeni dünyada dahi olsa. Anlıyor musunuz bunu? Bir daha söyleyeyim. Bir beden var, bir de ruh var. Bunu ayırt etmemiz lazım da artık. Beden, alemi şehadetin hulasasıdır. Tamam mı? Beden hakkında neydi? Bedeni cihaza koysak makineye, elmadan suyu çıkarır gibi. Bedenin özünü alsak ne çıkar? His, heva, heves, tabiat, damar çıkar. Bunun adı, bu beşinin adı maddi nefsemmare. Maddi nefsemmare. Bu. Bu alemi şehadeti hulasasıdır. Tamam. Peki ruh şeceri-i hilkatin haritasıdır. Ruznamesidir. Takvimidir. Hulasasıdır. Çekirdeğidir. Tamam. Şeceri hilkat, yani cennet, cehennem, arş, arş-ı azam, lef-i mahfuz, Cebrail, Mikail, İsrafil, Azrail. Yani Allah'ın dışında ne varsanın özüdür ruh. Ruh böyle bir şeydir. Tamam. Bu ruhu burada nasıl tutacaksın? Yani odunu yaktığın zaman o dumanı ve nuru bir hayal edin. Odun yok. Allah duman ve nuru gösteriyor. Isıyı gösteriyor, ışığı gösteriyor. Dört tane. Duman, nur, nar, kül. Şimdi dese ki Allah bunu bir muayyenleştir, bir yerde tut. Hiç kimsenin atırına odun gelir mi? Bu bedeni misali bedi, glafi latifi dediğimiz o mu tutan şey? Evet. Evet. Komutan. Hiç odun, hayatında odun görmedi. Allah bize gaybda soruyor.
dumanı. Ne demek ya Rabbi? Aa, göstereyim bari. Duman. Ha, bu duman. Bu nur, ışık. Bu nar, ateş. Bu da kül, toprak. He? Bu dördünü bir yerde tut. Her yerde olanlar bir yerde olsun. Çünkü nur, nar, duman her yerde ya. Bir yerde olsun. Ama hükmünü birbirini bloke etmesin, örtmesin. Hepsi aynı yerde olsun ama hiçbirisi birbirini örtmesin. Kapatmasın. Fakat baktığın zaman gözükmesin. Baktığın zaman gözükmesin ama olduğu kesin olsun. Allah da böyle değil mi? Baktığı zaman gözükmeyecek ama varlığı kesin olacak. Odundaki nur gibi. Şimdi hiç kimsenin aklına gelir mi böyle bir odun yapayım? Ha? Gelmez. Bu ruh, böyle bir ruh, yani odundaki ruh, nur, odundaki ısı, bedendeki hayat, odundaki duman, bedendeki nefis, odundaki kül, bedendeki beşeriyet. Tamam. İşte bu ruh, ötelerin hakikati. Ama burada odun dibi, odun diye anıldı, gözüktü. Et kemiğe büründüm, Yunus diye göründüm. Şimdi bu ruh, oranın meta, oranın varlığı, hakikati, burada tutmak için böyle bir sistem kurmuş Allah. O ruh burayı istemiyor. Burayla tatmin değil, bekadır. O ruhun eline din verirsen, yani sünneti verirsen, sünnet-i seniye, o zaman o ruhun ruhu din olur. Yani ötelerin hakikati olur. Esma ve sıfat. O zaman o ruh burada yaşarken oraları yaşıyor. O ruh için burası orasıdır. Yani dünya olur onun için alemi berza, alemi ahiret, cennet veya cehennem. Çünkü cehennemden beterdir. Cehennemin cehennemi. Cehennem ötelerdedir. Cehennem haşir meydanından sonradır. Cehennemin cehennemi buradadır ve ruhtadır. 444 müydü sözler? 744. Ruh neyi yaşarsa o oradadır. O'dur. Peki ruh öteleri burada yaşıyorsa vefat anında bu ruh için burasıyla orasının arasında ne fark var ki şaşırsın? Niye şaşırsın? O zaman ruh için ölüm sürpriz değil. Alemi gayb da meçhul değil. Buradayken orayı yaşıyor. Ha, şimdi böyle bu ruh eğer baki yerine fani metayı alırsa divane olur, sarhoş olur, sersem olur. İşte bu sırdandır ki sır. Ehli dalaletin hissiyatları şiddetlidir. İnadı, hırsı, hasedi gibi her şey şiddettir. Çünkü sonsuzu faniye endekslemiş. Bir çanta altınla ne kadar elmas alırsınız veya ne kadar cam alırsınız? Bir çanta elmas ile kafir camı istedi, Müslüman da elmas istedi. Tabii ki elmas az olur. Bir dakika meraka değmeyen bir şeye bir sene inat eder. Esas okumak istediğim yere geldim. Evet, küfrün divaneliği ile, dalaletin sekri ile, gafletin şaşkınlığıyla, fıtraten ebedi ve ebed müşterisi olan bir latife-i insaniye sukut eder, ebedi şeyler yerine fani şeyler alır, yüksek fiyat verir.
Fakat müminde yok mu? Var. Müminde dahi bir maraz-ı asabi bulunuyor. Yani maraz-ı asabi derken bu sinir değil yani. Lugata bakarsanız asabi, asabiyetten. Yani yani kişilik deniliyor, kişilik. Maraz-ı asabi bulunuyor. Yani kişilikte bir sorun yaşıyor. Veya maraz-ı kalbi var. O dahi ehli dalalet gibi emniyetsiz şeylere ziyade emniyet verir. O dahi ehli dalalet gibi emniyetsiz şeylere ziyade emniyet verir. Lakin çabuk kusurunu anlar, istiğfar eder, ısrar etmez. Şimdi ben size bir hulasa edeyim. Latife-i Rabbani vicdandadır. Vazifesi müşahadetullah'tır. Latife-i insani ise kalptedir. Kalp vicdanı da bloke etmiştir, daha geniştir. Latife-i insani, Latife-i Rabbaniye'den daha üstündür. Latife-i Rabbaniye'de imani bir şuhut var. Latife-i insaniye'de imani bil gayb var. İmani bil gayb, imani şuhuttan daha üstündür. Yani latife-i Rabbaniye kişinin meziyetiyle Rabbini müşahede etmesidir. Kurbiyete bakıyor. Latife-i insani ise akrebiyete bakar, Rabbin sana teveccühüdür. Bunu fark ettiğinde insan nerede oluyor abi? Hangisini? Akrebiyetteki bakış. Akrebiyetteyken o zaman huzuru daimi oluyor. Neden bir bakış? Eğer Latife-i Rabbani olsa huzur olur. Daimi olmaz. Huzurdadır. Latife-i Rabbani'de olan da huzurdadır. İmam-ı Rabbani bundan bahsediyor. Huzurdadır. Fakat huzuru daimiden bahsediyor ama huzuru daimi Latife-i Rabbani'ye vermez sana. Çünkü kurbiyete bakar, an ve andır. Zaman zamandır. Her daim olmaz yani. Latife-i insani ise o hayatta yaşayanlar her daimdir. Çünkü huzuru tamdır, huzuru etemdir. Çünkü imani bil gayiptir. İmani bil gayip, imani şuhuttan üstündür. Tam sünnet olmuş abi o zaman. He? Tam zamanın sünneti seni yiyor. Evet, bak orası da çıktı. Allah'ın hikmeti. Allah Allah. Sayfa 30'da Kastamonu. Bunu nasıl yapacağını, huzuru daimiye nasıl gideceğini bu 30'da anlatıyor. Abi o zaman siz dediğinize göre sahabeden daha üstün olmamız lazım. Niye? Sahabede latife insane çalışmıyor mu? Yok yok. Hani mesela biz Peygamber Efendimiz'i görmeden şey yapıyoruz. Hayır, o değil o. Şöyle diyeyim de daha iyi anlayacaksın. Sahabeyi anla şimdi. Şey demiş ki Veysel Karani Hazreti Ali'ye dedi Allah. Ya Ali, Resulullah'ı gördün mü? Hazreti Ali'ye soruyor. De ki ben onunla büyüdüm demiş. Ya Ali, Resul-ü Muhammed'i gördün mü? Tabi Hazreti Ali durdu. Dedi ki iki defa diyor. Biz belli bir zamanda sahabe kavramını düşünmek de yanlış mı yapıyoruz o zaman? Tabi. Çünkü sahabe imani bir şuhut vardı. Ama onların en çok inkişaf eden imani bil gaybti. Çünkü Resulullah'ı gözlük gibi kullanıyorlardı. Yani biz de bunu gözlük gibi kullanıyoruz ya. Takıyoruz. Üstad ne diyor değil. Bakıyoruz, arkaya bakıyoruz bununla. Buna bakmıyoruz. Bununla bakıyoruz. Yani Risale-i Nur okuyan Bediüzzaman ne diyor değil. Kur'an ne diyor diye bakar. Kur'an bize ne diyor diye bakar. Yani Kur'an'a bakış gözlüğüdür.
Dolayısıyla sahabede şu vardı. İmanı bil gayb vardı, imanı bil şuhut da vardı. Onlar da en üstün imanı bil şuhut olduğundan değil. İmanı gaybleri çok üstündü. Çok acayip. Mesela Muhyiddin-i Arabi Rabbini gördü. Ama gelmedi yani. Gelemedi. Konevi Hazretleri gördü. Çünkü Allah'ı görmek sözlerde anlatıyor. Miraç Risalesi'nde gitti, geldi. O kapıyı açık bıraktı. Etkiya ümmetine o yolu açık bırakmış. Yani Allah'ı görmek sünnettendir yani. Ama hangi Allah? Senin alemindeki Allah. Lubbulub'da anlatıyor kendisi. Hadisi kutsi olarak şey yapıyor. Cennet ehline hitap eder Allah. Lubbulub'da ben okudum. Muhyiddin Arabi'nin kitabıdır. Özün özü diye. Diyor ki cennet ehline sorar. Bir grup cennet ehline. Muhyiddin Arabi naklediyor. Allah tecelli eder. Ben sizin Rabbinizim der. Cennet ehli der ki haşa. Senin şeyinden dolayı Rabbimize sığınırız. Hayır değilsiniz diyor. Ondan sonra bir başka şekilde tecelli eder. Gene hayırdır. Sen Rabbimiz değilsin der. Biz Rabbimize sığınırız. Allah tekrar sorar. Der ki sizin yanınızda onun alametleri var mı? Evet derler. O alametleri, o zanları üzerine tecelli eder. Evet ya Rabbel Alemin. Sen Allah mısınız? Yani zanın üzerine tecelli eder. Bunu da der ki insan en büyük kapishanesi zanları. Oysa ilk iki tecelli zanlarından üstündü. İmanı bil gaybe bakıyordu. O imanı bir şuhut. Yani o zaman nedir mesela? Hadisi kutside geçiyor. 14 yaşındaki bir delikanlı simasında gördüm. Var ya hadisi. Kötü bir şeyler var ya. Şu. Şimdi Allah'lık hakikatini soğan gibi düşün. Haşa anlamak için ya. Esma endiş kabuk. Gir içeriye. Sıfat. Gir içeriye. Şunat-ı zatiye. Gir içeriye. Mahiyet-i zatiye. Biz ne konuşuyorsak hep esmadandır. Mahiyet-i zatiyedeki Allah değil. Esmadaki Bismillahirrahmanirrahim'deki Allah'tır. İsimler O'nundur. Lehül esmaül husna. Güzel isimler O'nundur. Bu masadakiler Hasan'ındır. Hasan değildir. İsimler Allah'ındır. Haşa isimler İsim Allah değil. İsim nedir? Cilve, cemal, nakış, sanat. Cilve, cemal, nakış, sanat. Sıfatlar ise esmanın kaynağıdır. Şunat-ı zatiye sıfatın da kaynağı. Mahiyet-i zatiye hepsinin kaynağı. Ama mahiyet-i zatiye hakkında bilmiyoruz. Biz biliyoruz ki, niçin bunu aman derste zikrederiz? Esma'daki Allah anlayışımızla biz zannediyoruz ki, mahiyet-i zatiyedeki Allah'ı anladık zannediyoruz. O büyük bir vartadır, o büyük bir korkunç yanlışlıktır yani, tuzaktır. Muhyiddin Arabi gibi olursun. O korkunç bir vartadır, kuyu olur. Asın imamıyla gitmesen kesinlikle kurtulamazsın o kuyudan. Dolayısıyla o esma ne anlatacaktım da oraya geçtim. İmanı bir var, imanı bir şuhut. Ha, esmalar imanı bir ha. Esmalar şöyle düşün. Her bir esma nokta yaptı bana. Tık 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 bilgisayar nokta 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 abi var. Aa Hasan çıktı. Yani şöyle. Esma şu. Bir büyük taş düşünün. Çok büyük taş. Heykel tıraşın kapısının önüne konmuş. Heykel tıraş. Benim çok eski misali. Heykel tıraş. Bir baktı çocuk. 3-4 yaşında çocuk. Çocuğu varmış. Olmuş yani. Bakmış kaya. Babası da heykel tıraş ya. Mur çalmış, çekiç almış. Taşın tepesine çıkmış. Her gün kırmış. Kırmış, 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 kırmış. Aa kafa çıktı. Aa kollar çıkmaya başladı. Çocuk bunu görüyor her gün ya. Ay baktı ki adam çıktı taşın içinde. Babasına dedi, baba taşın içinde adam olduğunu sen nereden biliyordun ki onu kurtardın? Şimdi ben soruyorum size.
taşın içinde adam mı vardı? Yoksa o adam bunu bu adamın içinde miydi? Evet. O dişe vurdu. Esma bu. Esma bu. Kastamonu 30 dediniz abi. Evet. O zemini bir de 25'te imanı bil, gayb imanı bir şut var ya. Zaten kafam karıştı ya. Sormasaydın keşke. Gayb ile şut arasında ne fark var? Dur. Gayb ile şut mu? Şuhut, ruh, kalp, vicdan, dima bütünlüğüyle senin bütünlüğün, senin seviyen, miktarın, özelliğin, kazanımlarınla Allah'ı görmek. İman-ı bil gayb, Allah Resulü ve Kur'an'ın tanımlamasıyla, tarif etmesiyle iman etme. Onu 32. sözde şöyle misal veriyor, 25. sözde de var. Bir gemi var, hazinelerle batmış. Bir tanesinin gözleri kapalı, el yordamıyla inmiş dalgıç. Oradan böyle bir şey bulmuş. Çıkar der ki, hepsi bunlardır. Hepsi orada. Oradaki cevherler bunun gibidir. Ötekisi projektörü takmış bu şey gözüm. Gidiyor, her odaya bakıyor, yuvarlak var, kehriba var der. Değil mi? Evet. Dikdörtgen var, kare var. Her odaya girer. Bir yere girmez. O zaman ihatalı olur. Her odaya girmiş. Ama diyor ki o projektörden kasıt Kur'an'dır. Kur'an sana tarif ettiği gibi. Tarif etmen. Kur'an'ın tarif ettiği gibi tarif etmen. İman-ı bil gayb. Senin özelliklerinle keşfettiklerin, keşfinle tarif ettiklerin arasındaki fark. Hani bir dua ediyorsunuz ya abi. Ya Rabbi bize şanına layık şekilde şey yaptı, muamele etti. Abi bizim zanlarımız var. İşte Cenab-ı Hak şanına layık şekilde. Evet. Nazarı külli, nazarı cüz ya. Evet, nazarı cüz. Yani senin kazanımlarından ne olacak ki? Akribi, şey, kurbiyettir bu. O birincisinde ama yine Kur'an'dan malzeme alıyoruz ama. Tabii ama, alıyorsun ama. İkincisinde ondan malzeme almadan nasıl oluyor? Yani şöyle diyelim. 10 senedir. Herkes Risale-i Nur okuyor. Değil mi? Hiç kimse kimseye dokunmaz. Ama bir de işi bilenle bir müzakere yapsan o bilgilerin aktif oluyor. Senin kazanımlarınla, senin keşfinle ne kadar varırsın ki? Birisi de elinden tutuyor. Yani şöyle misal vereyim ustadın. Güneş bize ne kadar yakın şey mesafede? Yani 150 milyon kilometre. Bizden mesafe olarak 150. Sen şimdi ona yaklaşman için 150 milyon kilometre nasıl kat edeceksin? Çok zor değil mi? Ama güneş sana 8 dakikada burada. Ve delip geçiyor her tarafını. Güneşin sana yakınlığı akrabiyet, senin güneşe yakınlığın kurbiyet. Bunu elektrik içinde terk yeterli değil mi? Evet. Terk. Mesela hiçliğini bilmek. Terk. Aksini bilmek. Terk. Kusurunu bilmek. Terk. İmanı şuurdan sonra o iman bir kalp seni alıyor. Artık senin ha. Elinden çıkıyor. Işte. Evet. Çıkıyor sen. O oraya kadardı. Zaten şurada. Hakkaik'in imzabına kapılıyor. Ne dedin? Hakkaik'in imzabına kapılıyor. Ha evet. Doğru. Şeyde 18'de şöyle diyor. İman-ı bil gayb cihetiyle sırr-ı vahyin feyziyle. Sırr-ı vahyin. Yani vahyin tanımlamasıyla burhani ve Kur'an'ı bir tarzda akıl ve kalbin imtizacıyla hakkal yakin derecesinde bir kuvvet ile zaruret ve bedaat derecesine gelen bir ilme yakin ile hakaik imani tasdik etmektir. Bu ikinci yol, Risaletin Nur'un esası, mayesi, temeli, ruhu ve hakikati olduğunu has talebeleri görüyorlar. Bir tanesi imani tahkikidir. İmani şuhudidir. Düşüktür bu. Kişinin, uzun olmasın diye okumuyorum. Kişinin dima,
koy tencereye. Vicdan, koy tencereye. Kalp, koy tencereye. Ruh, koy tencereye. Karıştır. Bütünlüğüyle Allah'ın namazı. Bu imani şuhud. Ötekisi ise Kur'an'ın ve sır vahim feyziyle burhani ve Kur'an'ı bir tarzda akıl ve kalbin imtizacıyla hakkal yakın derecesinde bir kuvvet ile zaruret ve bedaat derecesine gelen bir ilme yakinle hakaiki imaniyi tasdik etmektir. Bu efendim ha? Onda dedim akıl ve kalp şey. Hepsi var ama bu zeminde seni biri eli tutuyor. Yani diğeri bu zeminle neticeye varmak istiyor. İkincisi ise akıl, kalp, ruh hepsini sır vahim seni elinden tutuyor. O potansiyelle sır vahiye giriyorsun, sır vahiyle bakıyorsun. Sır vahiye şöyle de diyebilir miyiz Hasan abi? Mesela her bir ayette Kur'an'ın ana sıra elbası var ya abi. Nübüvvet, adalet, tevhid, haşir. Her bir ayette de bu var. Her bir ayette insan bu sır vahiyin feyziyle, bu cihetle bakarsa, yani bu dört ana serbayla baktığı zaman, evet, onun gibi. Daha cami oluyor. Bu sefer imanın bir gaybı olan o yakini daha da çok, evet, ziyadeleşecek diyebilir miyiz abi? Evet. Abi biri Risale-i Nur şu, biri de Risale-i Nur, alemin gaybı oluyor. Olabilir he. Risale-i Nur'dur diyor burada. Risale-i Nur'un esası. Risale-i Nur değil bu. Risale-i Nur şun budur. Risale-i Nur budur. Risale-i Nur iman-ı bil gayb yönüdür. Risale-i Nur. Evet efendim. Feyiz ve inanç gibi de oldu abi. İnanç. Feyiz. Evet sen abi. Risale-i Nur nasıl oldu abi o zaman? Risaleler hakikattır. Resail-i Nur var bir de. Bak Resail-i Nur var. Resail-i Nur hakikattır. Resalet-i Nur mahiyettir. Risalet-i Nur imani bil gayb'tir. Risale-i Nur imani bil şuhuttaki hakikattır. Kur'an'daki bağ, Kur'an'daki alakası, ilişkisi Sirac-ı Nur. İman-ı bil gayb ciheti Risalet-i Nur'dur. Yani birinci şuada hep Risalet-i Nur kullanır çoğunlukla. Risalet-i Nur. Risale-i Nur kullanmaz pek. Risalet-i Nur. İşte bu ayet diyor Risalet-i Nur'un esası, mahiyesi, hakikati diye tarif eder. Evet. Abi şimdi mesela Peygamber Efendimiz vefat etti ve hay diyelim. Şu anda beşeriyeti vefat etti. Beşeriyeti vefat etti. Risaleti, nübüvveti devam ediyor. Devam ediyor. Yoksa iman olmaz. Olmaz. Ölüye iman olmaz. Ölüye iman olmaz. Şimdi sahabeler hem risaletiyle hem de mübarek beşeriyetiyle beraber Efendimiz'i gördüler abi. Onlarınki hem şuhudi hem imani bil gayb oluyorsa bizim şu anda onun beşeriyetini biz görmedik ama risaletini biliyoruz, mucizelerini duyduk. Şimdi bizimki yine şuhudi tarzda mı biz terakki ediyoruz yoksa... Ne yaparsın yap, sahabeyle kıyas et. Yok abi sahabeyle kıyas değil. Şaka diyorum. Mesela yoksa bu cihetle biz eğer imani bil gayb dersek İrfan abinin dediği soru... Yok, biz imani bil gayble gidiyoruz. Sahabe mesleği bu. O gittiğimiz için yetişemeyiz. Sahabe. Niçin sahabe bak? Sahabe ilk önce imani bir şuhud oldu, sonra imani bil gayba inkılap etti. Çünkü şartları çok ağırdı. Ben doğdum, annem babam Müslüman, cemiyet Müslüman. Allahu Ekber, Allahu Ekber ezanlarla doğdum ve ezanlarla duydum. Oysa babası kafir. Ve hayatı tehlikede. Öldürülüyor. O imani bil gayba geçemezdi. İlle imani bir şuhud olması lazım. Çünkü keramet, mucize gösterecek, harikalar gösterecek. Görmesi lazım. Biz neyle görüyoruz? Ezanlarla, şairle, hakikatla, Kur'an kurslarıyla, medreseyle. Bizim imani şuhudumuz bunlar. Ama sahabeler o şuhud en görmüşler ama en üst seviyesini görmüşler. Mesela bizim şuhudumuz, evet, hata olabilir. Herkese göre Resulullah'ın rüyada gözükme siması farklı mesela, değil mi abi? Dolayısıyla
Sahabenin mesleği imanı bir şuhut değildi. Sahabeyi sahabe yapan imanı bir şuhut değil. İmanı bil gaybe inkılap eden imanı bir şuhut. Burada nurculukta da bak ne var? Ya niye girdik bunu aslan? Bunu okumayacak. Acayip bir şeye. Bak neye inkılap ediyor? İmanı bil gayb cihetinde sırrı vahim feyziyle. Ama vahiy demiyor. Sırrı vahiy. Evet. Vahiy sarihtir. Yani ayettir vahiy. Ama sır vahiy olursa o vahyin arka tarafı. Vahiy ayettir. Şimdi vahye mi muhatabız abi? Vahye muhatap olup sır vahye taşınıyorsun. Vahiy ile sırrına varacaksın. Vahyin de sırrı var. Peki abi şimdi mesela Hazreti... Bak bir şey söyleyeyim. Tamam abi. Kafada soru kaldı da abi. Tamam, tut oraya. Allah'ın sıfatları var değil mi? Doğrudur abi. Şuunatında ve mahiyetinde sıfatı yoktur. Allah'ın mahiyeti zatesinde ilim yok. Kudret yok, sem yok, basar yok. Yok öyle bir şeyler. Allah'ın ilmi Allah'ın sıfatındadır. Allah'ın ilmi ilim subutu sıfattadır. Zatı sıfatta bile değil. Merkeze gidince sıfatlar yok oluyor. Yok öyle bir şey. Ama bir yerde diyecekler, tövbe estağfurullah, ilimsiz Allah diyorlar. Tövbe estağfurullah. Esma. Esma ve sıfatta. Evet, seni dinleyeyim. Şimdi abi, hani imanı bir şuhuttan, imanı bir gayba taşındı sahabeler dedik ya. Ama işte Peygamber Efendimiz vefat etti aleyhissalatü vesselam. Hazreti Ebubekir çıkıp bir görüp konuşma yapıyor. Diyor ki işte ey ashab, kim buna Hazreti Muhammed'e inanıyorsa o vefat etti. Hani mesela bu, diyelim ki sahabe böyle bir, yani şuhuttan gayba geçmişse niye böyle bir konuşma yapma ihtiyacı hissetti ki abi? Bak şimdi. Hazreti Ebubekir. Bazen bir şey yapıyor dedi ya burada, kalbi var, maraz bulunuyor dedi. Şimdi bu dünyada yaşadığı zaman hiçbir zaman beşeriyet kılıfından çıkamıyor. Bütün tecerrüt edemiyor. Peygamberde de var mesela rahatsız olduğu zaman ya Ebubekir rahatlat beni konuşarak beni rahatlat demiş. Bilal Habeşi diyor bizi rahatlat ezan oku diyor. Bir sahabe var Kur'an okumasını Said-i Hudri mi neydi? Evet. O yani Kur'an oku çünkü o okumasını sonra yasakladı. Yani yasakladı derken şey yapma. Sebebi kalpler duruyor yani. Kalp krizlere geçiriyorlar. Ölen olmuş yani. Mesela bir sahabe var ki Resulullah görünce kapıda ölmüş. Vücudu yanmış biliyorsunuz o. Hayasında. Allah Allah. Biliyor musun? İlk defa duydum ama görmüşlerdi. Allah Allah. Ya da hiç hatırlamıyorum. Onu neyse gibi. Şimdi sonra anlat. Tamam abi. O hayasından... Ben meseleyi anladım abi. Anladın mı? Hayasından Resulullah benim o özelime muttali oldu diye mescide gitmez oldu. Mescide gitmeyince Allah Resulü soru almış. Nerede bu diye. Evde ya Resulü. Çünkü mescide gelmeyince ölmüştür demektir idi. Ondan sonra kapısına vurunca kapıya Resulullah vurdu. Resulullah vurdu. Açamamazlık yapabilir misin? Açtığı anda Resulullah'ı görünce o kadar utandı, o kadar utandı ki özelliğine muttali şeyi ondan sonra Allah muttali, Allah söylüyor. Hani o anda eridi. Yandı. Kuş. He? Kuş. Kuş değil ya, o Yahudi çocuğu kuş. Şeyi o zaman araştırın onu o zaman. Madem merak ettiniz. Bir de Ebu Bekir Sıddık'ın radıyallahu anh evinde ciğer kokusu gelmiş. Sahabe şikayet etmiş. Biz açız. Ebu Bekir'in Sıddık'ın evinde ciğer pişiyor bize vermiyor. Allah Resulü ağladı mescitte. O zaman gidin kapısını vurun demiş. Meğer ciğeri yanıyor. Yayılırmış yani. Evet. Yani Resulullah şöyle, sırr-ı vahyin sırrı olsun hadi.
Bak vahiy demiyor. Sırrı vahiyin feyziyle. Bir parça aşağıda izah edelim. Tamam. Burhani... Diğer türlü ben sahabeye kutsiyet verdiğim için sıkıntı oluyor o zaman. Yoksa beşeri hallerinde illaki böyle bir hale var. Bir iftar olabilirler. Hazreti Ebu Bekir'de diye yani, bir gösterdi orada. Yani mertebe inip çıkıyorlar. Evet tamam. Aynı ama gene huzurda. Evet. Mesela şöyle diyelim. Vicdanın en merkezinde ne var? Latife'yle evet. Düş aşağıya. Hiçtir. Evet. Ama gene huzurdasın. Evet. Değil mi? Tamam abi. Kalptesin, vicdana düştün. Ruhtasın, ruh, kalbe düştün, vicdana düştün. Acayip bir alem. Devamlı inkılap. Yani bir hali bir haline benzemiyorlar hiç. Yani nasıl bir ruh yaptıklarını böyle düşündükçe eylemi, eylemin sahibi bir ruh. Ben onlar okurken öyle düşünmüyorum. Ben oluyorum. O çoluk çocuğum var. Böyle bırakmam lazım. Benim hanımım var, çocuğum. İlk önce birkaç dakika hanımım oluyor. Hemal oluyorum. Onunla hissiyat bağımı güçlendiriyorum. Çocuklarım oluyor. Dakikalarca yapıyorum mektubat okurken. 19 milyon. Dakikalarca hanımım oluyor. Ben onunla yaşıyorum. Bütün duygularımı serişte ediyorum. Sonra da çocuklarım oluyor. Müthiş bir acayip haletim oluyor. Vicdani ve dimağdaki yapılanmaları hissetmeye çalışıyorum. Yani fikirden çıkıyorum, hislenmeye çalışıyorum. Sonra bana diyor ki bunları terk et. Acayip oluyorum. Ve bir daha dönmemek üzere. Biz diyor Mekke'den çıkarken tekrar döneceğimizi hiç yoktu. Ve kafirleri bırakıyor. Anlamayız. Sahabeyi anlamak için hakiki sahabe olmak lazım. Hasan-ı Basri demiş. Hasan-ı Basri kimin talebesi? Hazreti Ali'nin radıyallahu anh talebesi. Tabiindir yani. İmam Ali'nin talebesi. Sahabeyi gören. O demiş ki talebelerine, tebi-i tabine, siz de sahabeyi görseydiniz, bunlar delidir derdiniz. Sahabeler sizi görseydi, tebi-i tabine diyor, bunlar hangi dine tabi derlerdi diyor. Ama Allah Resulü demiş, bizi kurtarıyor. Benim zamanımda onda dokuzunu yapmaya zor kurtulur. Ama öyle ümmetim gelecek ki, onda birini yapan kurtulur. İşaret Hicaz'da bir şey gördük. Ben gördüm. Rahman ve Rahim isimleri sıfata delalet eder diyor. O kadar acayip bir isim ki. Bak nereye? Rahman ve Rahim isim midir? Rahman ve Rahim isim midir, sıfat mıdır? İsim tabii kardeşim. İsim. Sıfat değil. Ama o kadar sıfatla iç içe ki sanki sıfat olmuş. İsmi has, Rahman ve Rahim sıfata delalet eder. Ne demek biliyor musun? Eğer Allah'ın Rahman ve Rahim isimleri sıfat olsa var ya, ne olurdu biliyor musunuz? Güneş düşün, ışık vermemeksizin, yani ışığı olmayan bir güneş düşünebilir misiniz? Adeta mucibi bir zat olurdu, yani mecburdu ışık vermeye değil mi? Yani ışıksız güneş düşünemezsiniz. Eğer Rahman ve Rahim Allah'ın sıfatı olsaydı, kafir denen bir şey olmaz. Herkesi affederdi. Affetmek zorunda yani. Sıfat çünkü bunu yapıyor. Yani zatı ve subutu sıfatla Rahman ve Rahim yok. Eğer oraya bir Rahim koysan var ya, cehennem denen bir şey olmaz. Cennet herkesi affetmek zorunda. Yani bu sıfat bunu iktiza eder. Esmada kaldı. İyi ki öyle oldu. Söyleyin abi, olmazsa keser korkar. El-Fatiha.